Sivilce, yani akne nedir? Nasıl oluşur? Yağlı yiyecekler akneye neden olur mu? Akne, kıl köklerinin ve deri altında yağ üreten yağ bezlerinin tıkanmasıyla oluşan bir cilt durumudur. Ölü deri hücreleri gözeneklerin içinde sıkışabilir ve beyaz ve siyah noktalara neden olabilir. Ciltte yaşayan bakteriler de gözenekler içinde sıkışabilir ve böylece iltihaplı sivilcelerin ortaya çıkmasına neden olur. Sivilceler genel olarak yüz ve özellikle yanak ve alın bölgesi, göğüs, üst sırt ve omuzlarda görülür. Tam da görüntümüzle ilgilenmeye başlamışken, hatta görüntümüze takmaya başlamışken, yüzümüzü sivilce basması nasıl da dertli bir durumdur. Her ergen aşağı yukarı bu durumu yaşamıştır. Peki sivilceye neden olan etkenler nelerdir? Görelim. Sivilce her ne kadar ergenlik dönemindeki gençlerin %85'inde görülmekle beraber ileri yaşlarda, 30'lu 40'lı yaşlarda da görülebilen bir durumdur. Tipik bir sivilce kırmızı renkte, ucu iltihaplı ya da iltihapsız, küçük kabarcıklar, açık komedon denen siyah noktalar ve kapalı komedon denen beyaz küçük kabarcıklar ve hatta bazen daha iri kist benzeri yapılar şeklindedir. Aknenin yani sivilcenin nedenleri nelerdir? Cilt gözenekleri tıkandığında gözenekler içerisinde hapis kalan bakteriler için çok uygun bir üreme ortamı oluşur. Bu bakteriyel çoğalma zamanla iltihaba neden olur. Aslında iltihap dediğimiz şey, makrofaj dediğimiz bir çeşit akyuvarın yani beyaz kan hücresinin bir defada onlarca bakteriyi yutup, fagositoz dediğimiz olayla yutup, doğru dürüst sindiremeyip kendisinde patlaması sonucu oluşan yarı sindirilmiş içeriğin görünür hale gelmesidir. Gördüğünüz gibi aknenin birçok nedeni olabilir. Özellikle ergenlikte meydana gelen hormonal değişmeler kişinin cildinde de bir takım değişikliklere neden olabiliyor. Bu hormonal etkiyle deride üretilen yağ miktarı artıyor. Yağ bezlerinde faaliyetin artması, bu bezlerin kanallarının dışarı açan kısımlarında bazı ölü deri hücrelerinin ve bakterilerin birikmesine ve tıkanmasına neden olarak akne oluşumunun ilk evresini başlatıyor. Daha sonra bakterilerin üremesi ve demin bahsettiğim makrofajların devreye girmesiyle iltihabi durum ortaya çıkıyor. Bu durum sonucunda da kişide siyah ve beyaz noktalar, üzeri irinli şişkinlikler, kırmızı lekeler, hatta fındık büyüklüğünde kistler oluşabiliyor. Kozmetik malzemeler ve yoğun kozmetik kullanımı ergenlik sonrası gelişen aknenin en büyük nedenlerinden biri. Bazı kozmetik maddeler kullanılmaya başladıktan aylar sonra ciltte akne oluşumuna neden olabiliyor. Kozmetik ürün seçiminde ucuza kaçmamak, akne oluşumuna neden olabilecek malzemeler içeren kozmetik ürünlerini kullanmamak büyük önem taşıyor. Aşırı stres de tek başına akne oluşumuna neden olabiliyor çünkü stres hormonlarda bir takım değişikliklere yol açıyor. Bunun yanı sıra kişi yoğun stres altındayken derisinde bulunan bir takım çıkıntıları farkında olmadan kaşıyor ve tırnaklarıyla yırtarak dışarıya açık ortamlar oluşturuyor. Elindeki bakterileri de bu açık yaralara bulaştırarak akne oluşumunu tetikleyebiliyor. Bu durum akne tedavisine cevap vermeyen iz ve yaraların oluşumuna da neden olabiliyor. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında akne tedavisinin yanı sıra o kişinin psikolojik destek alması da aslında çok büyük bir önem taşıyor. Bazı ilaç tedavilerinin yan etkileri de akneye neden olabiliyor. Akneye neden olan ilaçların başında içeriğinde kortizon ve türevleri bulunan maddeler ve ilaçlar başta geliyor. Sporcuların kullandığı, özellikle vücut geliştirmecilerin kullandığı steroidler ve diğer başka ilaçlar ve uzun süreli B vitamini kullanımı da akneye yol açabiliyor ya da var olan akneleri şiddetlendirebiliyor. Bu nedenle akne şikayetiyle dermatologlara giden hastaların kullandıkları ilaçları önemli ya da önemsiz ayırt etmeden hepsini söylemesi büyük önem taşıyor. Çünkü doktora giden kişilerin büyük bir çoğunluğu bazı ilaçları önemsiz kabul ederek onlarla bu durumu paylaşmıyorlar. Bu önemsiz kabul ettikleri ilaçların başında vitaminler ve aspirin geliyor. Oysa özellikle ameliyat öncesi aspirin kullanımının paylaşılması akne ile ilgili değil ama çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü bizim önemsiz olarak nitelendirdiğimiz ilaçların
doktorlarla adlarının paylaşılmaması bazen hayati sonuçlara bile yol açabiliyor. Diyet ile akne arasında ispatlanmış bir ilişki bulunmuyor. Ancak yapılan bazı çalışmalar işlenmiş karbonhidratlı ürünler ile akne arasında bir korelasyonun varlığına işaret ediyor. Bu nedenle sağlıklı beslenmek de büyük önem taşıyor. Halk arasında yaygın bir inanışa göre çikolata yemek, cheeseburger yemek, patates kızartması yemek sivilceye yol açar derler. Ya da sanayi tipi yağ içeren yiyecekleri yemenin bu yağın ciltten fışkıracağı ve akneye neden olduğu söylenir. Ama yok böyle bir şey. Bu konuda çok sayıda çalışma yapılmış. Sağlıksız yiyecek yiyen, aşırı yağlı yiyecek yiyen grup ile sağlıklı yiyecek yiyen gruplar arasında aknenin miktarı ve dağılımı açısından çok sayıda araştırma yapılmış ve bu iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamış. Yani bu sağlıksız yiyecekleri oturup yemeye devam, kolesteroldan damarlarınız tıkanıncaya kadar, kalp krizi geçirinceye kadar yiyebilirsiniz çünkü nasıl olsa akne yapmıyor. Son yapılan çalışmalar iyotlu maddelerin ya da iyotlu yiyeceklerin alımı ile akne arasında bir korelasyon olduğunu göstermiş. Ancak sivilcelerin asıl nedeni genetiğimiz, bakteriler, stres ve hormonal değişiklikler. Ama eğer akneden muzdaripseniz iyotlu yiyeceklere mesafe koymak iyi bir korunma yöntemi olabilir. Cilt yapısı akne oluşumunda çok önemli bir faktör. Yapılan çalışmalar yağlı cilde ve genişlemiş gözeneklere sahip olan kişilerin özellikle erişkin aknesine daha yatkın olduğunu gösteriyor. Erişkinlik aknesi, ergenlik sivilceleri, yetişkinlik yaşına kadar devam edenler veya erişkin yaşta ortaya çıkanlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ergenlik sivilcesi daha çok erkeklerde, erişkinlik aknesi ise daha çok kadınlarda sık görülüyor. Erişkinlik aknesi iltihaplı olmaya ve iz bırakmaya da daha meyilli bir akne türü. Bilimsel çalışmalar ergenlik sonrası akneler ile sigara içimi arasında da bir korelasyon olduğunu gösteriyor. Fazla sigara tüketimi aknenin ortaya çıkmasında, miktarında ve şiddetinde artışa neden oluyor. Peki insanlar neden sivilcelidir? Hayvanlarda doğrudur sivilce görmüyoruz çünkü. Sivilce biz insanları diğer memelilerden neredeyse ayırt eden bir özellik olarak karşımıza çıkıyor gibi görünüyor. Kılsız Meksika köpekleri ve kılsız maymunlar başta olmak üzere kimi zaman kedilerin de özellikle ağız ve çene bölgesinde görülebilen akne esas olarak insan türünün sorunu. Neden bazı vakalarda kalıcı izler hatta yaralar oluşturan akne insanların sorunu esas olarak? Stephen Kellett ve Ern Gilbert adındaki iki araştırmacı, ki bunlar evrimsel kuramcıdır aynı zamanda, akne oluşumunu insanın evrim süreci içerisinde çok hızlı bir şekilde kıllı yapımızı kaybetmeye bağlıyor. Bu iki araştırmacı memelilerin kıllarla kaplı derilerinde önemli bir adaptasyon olan sebum üreten bezlerin bizdeki evrimini incelediler. Sebum cildimizdeki yağ bezleri tarafından salgılanan ve genel olarak tüm memelilerde görülebilen bir sıvıdır, bir salgıdır. Sebumun amacı cildi ve deriyi kurumaktan korumak, bir takım tozların ve bakterilerin kendisine yapışmasını sağlayarak enfeksiyon oluşumunu önlemektir. Böylece dış etkenlere karşı memelilerin derisinin dayanıklığı artar. Sonuç olarak kıllı bir deride çok önemli bir görev üstlenen yağlı ve akışkan olan sebum bizde kıllar seyrelince gözenekleri tıkamaya başladı. Yani aslında akneyi evrimsel sürecimizde kıllarımızı kaybetmemizin bir diyeti olarak görebiliriz. Biraz da aşırı akneli insanların psikolojisinden bahsedelim. Sivilceli bir cilde sahip olan insanlar, özellikle de ergenler, kendilerini toplumda aşağılanmış ve dışlanmış bir halde hissediyorlar. Bu durumun onların duyarlılığından ve alınganlığından kaynaklandığını, kendilerine güvenmiyor olmalarının bir sonucu olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak psikolog Tracy Greenfield'ın ve meslektaşlarının bulunduğu Sheffield Üniversitesi'nde Journal of Psychology 2005 sayısında bildirdiği sonuçlara göre sivilcesiz kişilerin sivilceli kişilere karşı tutumu değerlendirildiğinde çok tatsız sonuçlar söz konusu.
Yani sivilceli kişilerin toplum dışına itilmiş gibi hissetmeleri kendi kuruntuları değil. Araştırmalar cilt yüzeyindeki önemli bozulmaların, sivilcelerin ciltteki soyulmaları, vitiligo ya da doğum lekesi gibi izlerin çoğu kişi tarafından mide bulandırıcı ve pis bulunduğunu, bu tiksinme halinin de sivilce ya da yüzünde herhangi bir leke bulundurmayanların özellikle beden diline yansıdığını göstermiştir. Çoğu kişi için, özellikle de toplumsal bakış açısının kişi için çok önemli olduğu durumlarda akne küçük bir sıkıntı değil, çok büyük bir problemdir. Kişinin benlik kavramına ve akıl sağlığına ciddi bir biçimde etki eder. Hatta yanık ve kazalarda oluşan yüz ve şekil bozukluklarından kaynaklanan stresle çok rahatlıkla boy ölçüşebilen bir stres katsayısına sahiptir. Yeni Zelanda'da kendini sivilceli olarak ifade eden kişilerin üçte biri intihar düşüncesine sahip. Dörtte birinde depresyon klinik olarak çok yüksek bir seviyede, onda biri ise çok büyük kaygılar içerisinde. Her ne kadar bizim toplumumuzda çok daha büyük addettiğimiz sorunların bile stres katsayısı hesaplanmıyorken, akneden kaynaklanan stres katsayısını hesaplamak aşırı lüks gibi gelebilir. Ancak bizim toplumumuzda bile bu konudan kaynaklanan stres katsayısının çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Tabii bunda sosyal medya başta olmak üzere her türlü medya araçlarıyla pompalanan saf güzellik algısının ve belli beden kalıplarının sürekli olarak dikte edilmesinin de çok büyük bir rolü var. Tam da bu nedenle Norveç'te yürürlüğe girecek olan bir yasa çok büyük bir önem taşıyor. Bu yasa sosyal medya fenomenlerinin fotoğraf paylaşırken nasıl değişiklikler yaptıklarını Photoshop vesaire dahil zorunlu hale getiriyor. Bu yasa ile özellikle genç insanlar arasındaki güzellik algısıyla ilgili baskının hafifletilmesi amaçlanıyor. Konumuza geri dönersek akne tedavisi özellikle son 50 yılda çok büyük bir gelişme gösterdi. Bugün eskiden her tarafı irinli aknelerle dolu insanların ancak hayal edebileceği, sürekli gelişen eczacılık sektörünün ürettiği kremler, haplar, merhemler var artık. İlginç olarak ve hala belirlenememiş sebeplerden dolayı Paraguay'daki Aşe kabilesi ve Papua Yeni Gine'deki Kitawa adasında yaşayan bazı belirli insan toplulukları siyah nokta, akne gibi sorunlar yaşamamaktadır. Gerçi onların beslenme düzenleri, hayat tarzları ve genetikleri bizden oldukça farklı ama bu üç etkene sahip olan farklı farklı kabilelerde yine de akne görülebiliyor. Ama bu iki kabile özel olarak akne problemi yaşamamak açısından inanılmaz şanslılar. Bizim de aramızda çok az bir kesim Kitawa kabilesindeki insanların o ipeksi yumuşak kadife derisine sahip. Canınızı sıkarak bitireyim. Bugüne kadar tek bir sivilce görmemiş olsanız bile bundan sonra sivilce sorunu yaşamayacağınız anlamına gelmiyor bu durum. Yani her fani sivilce ile ilgili sorunları en az bir kere tadacaktır. Fakat bu geçici bir sorun, utanılacak bir şey yok. Bu nedenle eğer ihtiyacınız olursa yardım istemekten, tıbbi yardım almaktan çekinmeyin. Her şeyden önemlisi içinizdeki maymuna karşı anlayışlı olun. Çünkü o kıllarını çok hızlı bir biçimde yitirdi. Ve sebum salgılayan bezler de bu hıza yetişemedi. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, bilimin ışığından ayrılmayın, benimle kalın.